6. Doktor John Watson'ın anılarından devam. Tutsağımızın öfkeli direnişi bize karşı sergilediği tavırlarında herhangi bir vahşilik olduğunu düşündürtmesin. Çaresiz kaldığını görünce içten bir gülümseme ile kargaşa sırasında hiçbirimizi yaralamamış olmayı umduğunu söyledi çünkü. ''Sanırım beni karakola götüreceksiniz.'' dedi Sherlock Holmes'e. ''Arabam kapıda. Bacaklarımı çözerseniz arabama gidebilirim. Artık öyle hafif değilim. Beni kaldıramazsınız.'' Gregson ve Lestrade bu önerinin pek yerinde olmadığını düşündüklerini gösterir şekilde bakıştılar. Ama Holmes hemen tutsağın dediğini yaptı ve ayak bileklerine bağladığımız kelepçeyi çözdü. Adam ayağa kalktı ve gerindi. Tekrar özgür olduklarını belirtmek istiyordu sanki bacaklarına. Ona bakınca bu kadar güçlü yapılı bir adam daha görmediğimi düşündüğümü hatırlıyorum. Güneş yanığı yüzünde de gücü kadar çetin olan sert bir ifade taşıyordu. Eğer polisler bir şef arıyorlarsa sizi almalılar dedi saklamadığı takdirleriyle ev arkadaşıma İzimi sürme tarzınızdan dolayı bunu söylüyorum. Benimle gelseniz iyi olur dedi Holmes iki dedektife. Arabayı ben sürerim dedi Lestrade. Güzel. Gregson da benimle içeride kalır. Siz de doktor vakayla oldukça ilgilendiniz. Bize katılsanız iyi olur. Memnuniyetle kabul ettim ve hep beraber aşağı indik. Tutsağımız hiçbir kaçma girişiminde bulunmadı. Sakince arabaya bindi. Biz de arkasından bindik. Lestrade sürücü koltuğuna geçti. Atları kırbaçladı ve kısa sürede bizi karakola getirdi. Küçük bir odaya girdik ve müfettiş tutsağımızın ve cinayetleriyle ilgili olduğu adamların atlarını not etti. Müfettiş beyaz yüzlü, tepkisiz bir adamdı. İşini çok mekanik bir şekilde yapıyordu. Tutuklu bir hafta içinde yüce mahkeme karşısına çıkacak, dedi. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Bay Jefferson Hop? Söyleyeceğiniz her şey kaydedilecektir ve size karşı kullanılabilir, uyarayım. Söyleyecek çok şeyim var, dedi tutsağımız hafifçe. Siz baylara her şeyi anlatmak istiyorum. Bunu davaya saklasanız daha iyi değil mi, dedi müfettiş. Dava falan olmayacak, dedi. Korkmayın, intihar edecek değilim. Siz doktor musunuz? vahşi kara gözlerini bana çevirdi bu son soruyu sorarken. Evet öyleyim, dedim. Elinizi şuraya koyun, dedi gülümseyerek kelepçeli bileklerini göğsüne doğru kaldırarak. Baktım Olağan dışı bir zonklama ve damar karışıklığı hemen fark ediliyordu. Göğsünün duvarları içinde makineler çalışan zayıf bir bina gibi titriyordu. Odanın sessizliğinde aynı yerden gelen hırıltı ve vızıltıları duyabiliyordum. ''Bu bir atar damar tıkanıklığı'' dedim heyecanla. ''Öyle diyorlar'' dedi durgunca. ''Geçen hafta göstermek için doktora gittim. Çok geçmeden patlayacağını söyledi. Yıllar geçtikçe daha kötü olmuş. Salt Lake dağlarında kötü beslenme ve korunmasızlık yüzünden başlamıştı. Ama şimdi işimi gördüm. Bundan sonra ne kadar yaşayacağım önemli değil. Ama yine de ardımda bu işin hikayesini bırakmak istiyorum. Herhangi bir boğaz kesen olarak hatırlanmak istemem. Müfettiş ve iki dedektif adamın hikayesini anlatmasına izin verip vermeyeceklerini tartıştılar. Doktor, acil bir tehlike var mı? Ne düşünüyorsunuz? diye sordu müfettiş. Kesinlikle var, dedim. Bu durumda ifadesini almak adaleti sağlayabilmek açısından görevimiz, dedi müfettiş. Hikayenizi anlatmakta özgürsünüz beyefendi. Yine uyarıyorum, her şey not edilecek. Müsaade ederseniz oturacağım, dedi tutsak, dediğini yaptı. Bu tıkanıklık çok çabuk yorulmama sebep oluyor. Yarım saat önce ettiğimiz kavgada pek yararıma değildi tabii. Bir ayağım çukurda, size yalan söyleyecek değilim. Söyleyeceğim her kelime tamamıyla gerçektir. Ne amaçla kullanılacağı da benim ilgi alanım dışındadır. Bunları söyledikten sonra Jefferson Hop arkasına yaslandı ve aşağıdaki ifadesine başladı. Anlattıkları çok sıradanmış gibi sakin ve düzenli konuşuyordu. İfadenin doğru aktarıldığına kefilim çünkü Lestrade'in o anda tuttuğu notlara ulaştım. Bu adamlardan neden nefret ettiğim pek önemli değil, dedi. Onların iki insanın, bir baba ve kızının ölümüne sebebiyet vermiş olması ve bu yüzden kendi hayatlarından olmaları yeterli. Suçlarının üzerinden o kadar zaman geçmişken herhangi bir mahkemeden onların aleyhine karar çıkarmam mümkün değildi. Ama suçlu olduklarını biliyordum ve hem jüri hem hakim hem de cellat olmam gerektiğine karar verdim. Yerimde olsaydınız ve eğer içinizde biraz insanlık varsa sizler de aynı şeyi yapardınız. Bahsettiğim kız 20 yıl önce benimle evlenecekti. Ama şu Draper'la evlenmeye zorlandı ve hayatını kaybetti evlilik yüzüğünü parmağından aldım ve drabler'ın ölen gözlerinin bu yüzüğe bakacağına yemin ettim. Son düşünceleri de işlediği cezasını çekeceği cinayetle ilgili olmalıydı. Yüzüğü hep yanımda taşıdım. Onu ve suç ortağını yakalayana kadar iki ayrı kıtada kovaladım. Beni caydırmaya çalıştılar ama başaramadılar. Eğer yarın ölürsem ki bu kadar yaşamam yeterlidir, bu dünyada görevimi yerine hem de başarıyla yerine getirdiğimi bilerek öleceğim. Yok oldular ve bu benim sayemde oldu. Onlar zengindi, bense fakirdim. Bu yüzden onları takip etmek hiç de kolay olmadı. Londra'ya vardığımda ceplerim bomboştu. Yaşamak için bir şeyler yapmalıydım. Araba ve at sürmek yürümek gibidir benim için. Arabacılara başvurdum ve hemen sonra işe alındım. Araba sahibine her hafta belli bir miktar para veriyor, geri kalanını da kendim alıyordum. Nadiren fazla para artardı ama bir şekilde geçiniyordum. En zoru da yolları öğrenmek oldu. Bu şehir şimdiye kadar girdiğim labirentlerin en karışığı. Ama bir haritam vardı ve büyük otelleri ve istasyonları işaretlemiştim. Gayet iyi çalışıyordum. Şu benim iki beyefendinin nerede yaşadığını bulmam çok zaman aldı. Ama bulana kadar her yeri sordum, soruşturdum. Chamberville'de nehrin öbür tarafında bir pansiyonda kalıyorlardı. Onları bulduktan sonra artık benim merhametime bağlı olduklarını biliyordum. Sakal bırakmıştım, beni tanımalarına imkan yoktu. Fırsat bulana kadar onları izleyebilirdim. Benden bir kere daha kaçamayacaklarından emindim. Kaçabilecek gibi de değillerdi zaten. Her nereye gittilerse peşlerinden gittim. Bazen arabamla, bazen yürüyerek takip ediyordum. En iyisi yürümekti. O zaman benden kaçmaları çok daha zor oluyordu. Fakat sadece sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde para kazanabilmeye başladım. Bu yüzden işverenimle aram açıldı. Pek umursamadım ama tek istediğim şu adamların ensesinde olabilmekti. Çok kurnaz oldukları bir gerçek. Takip edildiklerini tahmin etmiş olmalılar ki hiç yalnız gezmiyorlardı. Hele gece yarısından sonra dışarı bile çıkmıyorlardı. İki hafta boyunca her gün peşlerinden sürdüm arabamı. Hiç ayrıldıklarını görmedim. Drebber bu sürenin yarısı boyunca sarhoştu ama Stangerson her zaman dimdikti. Gece de izledim, gündüz de ama hiç fırsat doğmadı. Cesaretim kırılmadı ama. içimden bir ses vaktin yaklaştığını söylüyordu. Tek korkum göğsümdeki bu şeyin patlaması ve işimin yarım kalmasına sebep olmasıydı. Sonunda bir akşam adamların kaldığı pansiyonun olduğu Turkay Teres'te arabamla gidip gelirken kapılarına bir araba geldiğini gördüm. Birkaç bavul çıkarıldı önce. Ardından Stangerson ve Drabber da arabaya bindi ve yola çıktılar. Atımı başladım ve onları izlemeye başladım. Yollarını değiştirmelerinden korkuyor, gözden kaybetmemeye çalışıyordum. Houston istasyonuna indiler. Ben de arabamı bir çocuğa teslim edip istasyona gittim. Liverpool'a giden treni sorduklarını duydum. Görevli bir trenin yeni kalktığını, birkaç saat içinde başka tren olmadığını söyledi. Stangerson bundan çok rahatsız oldu ama Drebber çok sakin görünüyordu. Hatta memnundu bile. Kalabalık sayesinde o kadar yakınlarına girmiştim ki sarf ettikleri her cümleyi duyuyordum. Drebber bitirmesi gereken bir işi olduğunu, diğeri kendisini beklerse hemen geleceğini söyledi. Arkadaşı bundan dert yandı. Beraber kalmaları gerektiğini söyledi. Draper konunun çok hassas olduğunu, yalnız gitmesi gerektiğini söyledi. Stangerson'ın ne cevap verdiğini duyamadım ama küfürler savurup yola koyuldu. Ona paralı bir hizmetçisi olduğunu, ne yapması gerektiğini söyleyemeyeceğini hatırlattı. Bunun üzerine yardımcı işinden hiç memnun olmadığını söyledi. Pazarlık edercesine son treni de kaçırırlarsa kendisiyle Holiday Otelinde buluşmasını söyledi. Trevor da saat 11'den önce istasyonda olacağını söyledi ve istasyondan çıktı. Uzun zamandır beklediğim an gelmişti. Düşmanlarım şimdi ellerimdeydi. Birbirlerini koruyabilirlerdi beraberken ama yalnızken benim merhametime kalmışlardı. Acele etmedim, telaşla iş yapmadım. Planlarım çoktan hazırdı. Saldırıya uğrayan kişi kimin saldırdığını ve neyin cezasını çektiğini bilmezse intikam alacak kişi tatmin olmaz.'' Fırsat bulur bulmaz eski günahının bu adamı bulduğunu gösterecek şekildeydi planlarım. Şans eseri Brixton yolundaki evlerle ilgilenmekle yükümlü bir adam anahtarını arabamda düşürmüştü. O akşam gelip istedi anahtarı ama ben çoktan bir kopyasını çıkarmıştım. Böylece bu şehirde engellenmeden işimi görebileceğim bir yere sahip olmuştum. Draper'ı o eve nasıl götüreceğim asıl zor soruydu şimdi. Yolda yürümeye başladı ve bir ya da iki içki dükkanına girdi. Sonuncusunda yarım saatten fazla kaldı. Dışarı çıktığında yalpalayarak yürüyordu. Kafası bayağı iyiydi. Tam önümden bir araba geçiyordu. Driver bu arabayı durdurdu. Arabayı çok yakından takip ettim. Waterloo Köprüsü'nü ve ardından kilometrelerce sokak geçtik. Teres'e geri dönmüştük. Şaşırdım. Buraya geri dönüp ne yapacağını merak ettim. Yoluma devam ettim ve arabamı 100 metre kadar gerilerinde durdurdum. Driver pansiyona girdi. Arabacı da basıp gitti. Bir bardak su alabilir miyim lütfen? Ağzım kurudu konuşmaktan. Bardağını uzattım. O da içti. Şimdi daha iyi, dedi. Neyse, çeyrek saat ya da daha fazla süre bekledim. Sonra aniden içeriden kargaşa sesleri geldi. Hemen sonra kapı açıldı ve dışarı iki adam fırladı. Biri Drebber, diğeri de daha önce hiç görmediğim genç bir adamdı. Adam Drebber'ı yakasından tutmuş sürüklüyordu. Merdivenlerin başına geldiklerinde ona birkaç fiski attı ve kaldırıma fırlattı. ''Köpek herif!'' diye bağırdı sopasını ona doğru sallıyordu. Onurlu bir kıza hakaret etmek deneymiş, gösteririm ben sana. O kadar kızgındı ki sopasıyla driver'ı öldürebileceğini düşündüm. O anda iterif ayaklandı ve koşabildiği en yüksek hızla sokaktan aşağı kaçmaya başladı. Geldi, köşeyi döndü ve arabamı görüp içeri atladı. Beni Holiday Oteli'ne götür, dedi. Onu arabamın içinde görünce kalbim sevinçle öyle bir çarptı ki damarımın o anda patlayacağından korktum. Yavaşça sürmeye başladım. Ne yapmam gerektiğini tartıyordum kafamda. Onu doğrudan ormanlık araziye götürebilir ve son konuşmamı oranın boşluğunda yapabilirdim. Tam buna karar vermiştim ki sorunu kendi kendine çözdü. İçki nöbeti tutmuştu yine ve bir içki dükkanının yanında durmamı söyledi. İndi dükkana girdi, beklememi söylemişti. Dükkan kapanana kadar içeride kaldı. Çıktığında o kadar sarhoş olmuştu ki o an oyunun tüm kurallarını kendim koyabileceğimi anladım. Sakın onu soğukkanlı bir şekilde birden birdenbire öldürmeyi düşündüğümü sanmayın. O halde sadece adalet sağlanmış olurdu. Amerika'daki yaşamım boyunca yaptığım bir iş de York Üniversitesi laboratuvarında kapıcılıktı. Bir gün bir profesör zehirlerle ilgili ders veriyordu. Öğrencilerine alkaloid dediği Güney Amerika'da ok zehiri olarak kullanılan tek damlasıyla insanı öldürebilen bir zehirden bahsetti. Gösterdiği şişeyi gözüme kestirmiş ve herkes gittikten sonra bir miktarını almıştım. İyi ilaç hazırlarım. Bu alkaloidi küçük, çözülebilen hapların içine yerleştirdim. Her hapı benzer zehirsiz başka bir hapla kutulara koydum. O an fırsat bulduğum zaman izlediğim beyefendilere bu kutuları uzatmayı, zehirsiz hapı kendim alıp diğerlerini onlara içirmeyi kafama koydum. Yeterince ölümcül ve mendile sarılı bir tabancayı ateşlemeye kıyasla çok sessizdi. O günden sonra hap kutularını hep yanımda taşıdım. Nihayet zamanı gelmişti. Saat neredeyse bir olmuştu. Vahşi, tatsız bir gece çökmüştü. Sert bir rüzgar esiyor, yağmur seller yaratıyordu. Dışarısı çok kasvetliydi ama ben sevinçliydim. Bağırabilirdim hatta sevinçten. Eğer bir şeyin özlemini çekseniz, 20 yıl gibi uzun bir süre onu bekleseniz ve sonra ona ulaşsanız, o an ne hissettiğimi anlayabilirsiniz. Bir sigara yaktım ve sinirlerimi gevşetmek için tüttürdüm. Ama yine de ellerim titriyor, heyecandan şakaklarım zonkluyordu. Arabayı sürerken yaşlı John Ferrier'ın ve tatlı Lucy'nin karanlığın içinden bana bakıp gülümsediğini gördüm. Şu odayı görebildiğim kadar açıkça hem de. Yol boyunca hemen yanımdaydılar. Biri bir yanımda, diğeri öbür yanımda. Ta ki Brixton yoluna ulaşıp da atımı durdurana kadar. Ortalıkta bir kişi bile yoktu. Yağmurun sesi dışında hiçbir ses gelmiyordu. Pencereden içeri bakınca Draper'ın yığılıp sızmış olduğunu gördüm. Kolundan tutup sarstım. Dışarı çıkma vakti geldi dedim. Tamamdır arabacı, dedi. Söylediği otele geldiğimizi sanmış olmalıydı. Başka bir şey söylemeden arabadan indi ve bahçeye girdi. Devrilmemesi için yanında yürümek zorunda kaldım. Hala sarhoştu. Kapıya vardık, anahtarımla kapıyı açtım ve onu ön odaya götürdüm. Size yemin edebilirim ki baba ve kız yol boyunca önümüzden yürüdüler. Cehennem gibi karanlık burası, dedi sendeleyince. Birazdan ışığımız olacak, dedim. Bir kibrit çaktım ve yanımda getirdiğim mumu yaktım. Pekala Enoch Trevor dedim ona dönerek ve ışığı yüzüme tuttum. Ben kimim? Kızarmış sarhoş gözleriyle bir süre bana baktı ve sonra gözlerine korkunun yerleştiğini gördüm. Sarsıldı, beni tanımıştı. Kudurmuş bir suratla geriye sendelemeye başladı. Alnının bir anda terlediğini fark ettim. Dişleri takır takır titriyordu. Bu görüntü karşısında kapıya yaslandım ve kahkahalarla bağıra bağıra gülmeye başladım. İntikamın tatlı olacağını tahmin ediyordum ama o an içimdeki tatmin duygusu kadar büyük bir şeyi hayal etmemiştim. Köpek herif, dedim. Salt Lake City'den St. Petersburg'a kadar peşinden geldim. Hep kaçtım benden. İşte gezginliğin sonu geldi şimdi. İkimizden biri yarın güneşin doğduğunu görmeyecek. Ben konuşurken hala titriyordu. Yüzündeki ifadeden deli olduğumu düşündüğünü anladım. O an için deliydim sahiden. Şakaklarımdaki damarlar balyoz gibi vuruyordu. Burnum kanamaya başlamasa, beni rahatlatmasa bayılıp kalabilirdim. ''Şimdi ne düşünüyorsun yer hakkında?'' diye bağırdım. Kapıyı kilitlerken anahtarı yüzüne doğru salladım sonra. ''Cezan geç geldi ama sonunda seni buldu işte.'' Ben konuşurken korkak dudaklarının titremeye başladığını gördüm. Yaşamak için yalvarabilirdi ama bunun yararsız olacağını biliyordu. ''Beni öldürecek misin? Cinayet olur bu.'' dedi kekeleyerek. ''Ne cinayeti?'' dedim. Senin gibi pis bir köpeğin ölümüne cinayet denmez. Benim zavallı bebeğimi alıp kaçırırken, babasını katlederken iyi miydi? Kızı o lanetli haremine kattın ya utanmadan. Babasını ben öldürmedim," dedi. "Ama kızın ölümüne sebep olan sensin," dedim çığlıkla. Hap kutusunu önüne attım. "Bırak yüce Tanrı göstersin adaletini. Haplardan birini seç ve yut. Biri ölüm, biri yaşam senin için. Bıraktığını da ben yutacağım." Bakalım dünyada hiç adalet var mı yoksa her şey şansa mı kalmış? Bir köşeye büzüldü ve bağıra bağıra merhamet diledi benden. Bıçağımı çıkardım ve dediğimi yaptırana kadar boğazında tuttum. Kalan hapı da ben yuttum. Sonra bir dakika ya da daha fazla hangimizin öleceğini, hangimizin kalacağını görmek için birbirimize baktık. Zehrin onun vücudunda olduğunu gösteren ilk belirtiler geldiğinde suratında oluşan ifadeyi unutabilir miyim sizce? Onu öyle görünce güldüm ve Lucy'nin evlilik yüzüğünü gözlerine tuttum. Bir anlıktı ama bu. O alkaloid çok hızlı öldürür çünkü. Acıyla kasılmaya başladı her tarafı. Ellerini önüne uzattı, sendeledi ve kaba bir çığlık atıp yere serildi. Ayağımla sırt üstü çevirdim. Elimi kalbine koydum. Hiçbir kıpırtı yoktu. Ölmüştü. Burnumdan hala kan akıyordu. Hiç farkında değilmişim. Aklıma bu kanla duvara yazı yazmak nasıl geldi bilmiyorum. Belki polisi yanlış yönlere sevk etmek için yaramazca bir fikirdi. Çünkü o an kalbim ferahtı ve çok neşeliydim. New York'ta bir duvara Almanca Reçe yazıldığını ve gazetelerde bunun gizli bir örgütle ilişkisi olabileceğinin geçtiğini hatırlıyorum. New Yorkluların kafasını karıştıran bir şey Londralılarınkini de karıştırabilirdi. Böylece parmağımı burnumdaki kana soktum ve duvarda uygun bir yere yazmaya başladım. Sonra dışarı çıktım, arabama yürüdüm. Kimse yoktu. Gece sertliğini sürdürüyordu. Biraz sürdükten sonra elime her zaman Lucy'nin yüzüğünü taşıdığım cebe attım. Yüzük yoktu. Şok oldum o an. Bu Lucy'den bana kalan yegane hatıraydı. Drabber'ın cesedinin üzerine düşürmüş olabileceğimi düşündüm. Ve arabamı bir ara sokakta bırakıp eve yürümeye başladım gözü kara bir şekilde. Yüzüğü kaybetmektense başıma gelecek her şeye razı olmayı tercih ederdim çünkü. Oraya vardığımda doğrudan bir polis memurunun koluna girdim. Sarhoş taklidi yaptım. İşte Enoch Draper'ın ölümü bu şekilde oldu. Şimdi John Ferrier'ın intikamı için Stangerson kalıyordu geriye. Onun Holiday Oteli'nde olduğunu biliyordum. Bütün gün o civarda dolandım ama hiç dışarı çıkmadı. Draper gelmediği için bir şeylerden şüphelenmiş olmalıydı. Kurnaz biriydi. Her zaman kendini korurdu ama odasında kapalı kalarak beni durdurabileceğini düşündüyse kesinlikle yanılmıştı hangi pencerenin onun olduğunu bulmam uzun sürmedi. Ertesi sabah erken saatlerde yerde duran bir merdiveni kullanarak şafak henüz sökmemişken odasına girdim. Onu uyandırdım ve uzun süre önce aldığı canın hesabını verme vaktinin geldiğini söyledim. Draper'ın nasıl öldüğünü anlattım ve ona da aynı seçenekleri, zehirli hapları sundum. Ona verdiğim şansı kullanmaktansa yatağından fırladı ve boğazıma sarıldı. Kendimi korurken onu kalbinden bıçakladım. Her halükarda ölecekti zaten. İlahi adalet onun suçlu elinin zehirli haptan başkasını kapmasına izin vermezdi. Söyleyeceklerim bitti sayıdır. Birkaç gün daha arabacılık yapmalıydım. Ta ki Amerika'ya dönmemi sağlayacak parayı biriktirene kadar. Bir sokak serserisi gelip de oralarda Jefferson Hop adında bir arabacı olup olmadığını, 221B Baker sokağından istendiğini söylediğinde meydanda iş bekliyordum. Hiç şüphelenmeden geldim ben de. Sonra tek bildiğim şu genç adamın bileklerime kelepçelerini geçirdiği. Gerçekten temiz bir yakalamaydı. Böylesini duymamıştım. İşte bütün hikayem bu beyefendiler. Benim bir katil olduğumu düşünebilirsiniz ama sizin gibi adaleti sağlamakla görevli olduğumda ısrarcıyım. Adamın hikayesi öyle heyecanlıydı ve tavrı o kadar etkileyiciydi ki donmuştuk. Sessizce oturuyorduk. Profesyonel dedektifler bile işlenen suçun her ayrıntısını bir anda öğrendikleri için şaşkına dönmüşler, adamın hikayesiyle çok ilgilenmişlerdi. Adam sustuktan sonra birkaç dakika sadece son notlarını alan Lestrade'in kaleminin tıkırtısıyla bozulan sessizlik içinde oturduk. Daha fazla bilgi edinmem gereken sadece bir nokta var, dedi Sherlock Holmes sonunda. Ben yüzük için ilan verince gelen yardımcınız kimdi? Tutsak parıldayan gözleriyle güler gibi arkadaşına baktı. Kendi sırlarımı açıklayabilirim," dedi. Ama başka insanların başını derde sokamam. İlanınızı gördüm ve tuzak olabileceğini düşündüm. Ya da kaybettiğim yüzüğü geri alabilirdim. Arkadaşım gönüllü oldu ve gidip baktı. Sanırım bunu çok akıllıca yaptığını kabul ediyorsunuzdur. Buna hiç şüphe yok," dedi müfettiş ciddi bir sesle. Kanunun gerektirdiklerine uymamız gerekiyor. Tutuklu perşembe günü yargıcın önüne çıkacak. Sizin de orada olmanızı istiyoruz. O zamana kadar ondan ben sorumluyum. Konuşurken önündeki zili çaldı ve Jefferson Hope bir çift gardiyan tarafından götürüldü. Bu sırada arkadaşım ve ben karakoldan çıktık ve eve gitmek için bir araba tuttuk.